Çok güzelsiniz. Sağ olun. Peki Ayşe Hanım, bir şey soracağım size. Mesela biraz önce Beyti Bey dedi ya, 25 yaşında biriyle evlenmek istiyorum. Evet, anladım. Hani zaten böyle bir şey oldunuz mu ya? Acaba ben 58 yaşındayım, evlenirsem plajda 25 yaşındaki kızlara bakar falan, kıskançlık. Hayır, anladım, doğru da bize, ben onu düşündüm. Ondan sonra benim kızım da var, bekar. O da olabilir 35 yaşında. Bir kere yaptık çocuğun. Anlamadım, ne dediniz? Efendim, burada yanımda en son haber.com. 36 yaşında o. Maşallah, görmek isterseniz bir konuşsun. Ben olmazsam kızım mı olur diyorsunuz? Aa, niye olmasın canım, ne fark etmez yani. Biz aynı evde beraber yaşıyoruz. Yani Nihal dedi, hani siz öyle dediniz de biraz önce. Yaş farkı var deyince. Size ben bir şey soracağım. Galiba biz yanlış mı anlıyoruz? Biraz gayretten. Siz şimdi diyorsunuz ki Beyti Bey beni beğenmezse kızımı mı alsın? Beğenmek alakası hiç alakasıdır beğenmekle. Ben beğendim onu. Beğenmek hiç alakası. Sizi eğer Beyti Bey beğenmezse bir de benim 36 yaşında kızım var, onunla mı konuşsun diyorsunuz? Onun talibi var zaten. O öyle dedi de ben de öyle bir yer aktarayım dedim yani. Kızınız mesela Beyti Bey'e talip olmak ister mi? Vallahi bilmiyorum. Kendisine sormam lazım. İster misin kız? Konuşmam lazım diyor. ensonhaber.com. İlk defa bu yayında ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Duyuyoruz değil mi? Bizim yayınımızda ilk defa olan bir tarz bu. Ben olmazsam kızım olur diyen bir anne. Sinem Hanım, yanlış anlaşılıyor yani. Ama hepimiz... Hani, bir saniye canım, bir şey söyleyeceğim. Siz dediniz yani 25 zaten televizyon altyazılı yazıyor. 25 yaşında olabilir falan diye. Hani siz dediniz ya yaş şeyinizi, mesafenizi. En son haber. Bence hani yanlış anlaşılmasın. Canlı yani bağlandık diye. Ben kızımı da olabilir dedim. Ya bunun yanlış anlaşılacak bir şey yok. Yanlış anlaşılacak bir şey yok mu? Evet. Beyti Bey ne diyorsunuz? Ben burada bir şey söyleyemem. Davet ediyor musunuz? Vallahi gelmese daha iyi olur. Böyle olunca olmaz. ensonhaber.com. ensonhaber.com.